kızıldı, ameliyat oldu abisi. Bacağındaki yarayı aldılar. Bir de tekrar kısırlaştı. Değil mi kızı? Akşamdan buraya mama bırakmıştım. Onları yemiş. Hiçbir şey yemiyordu. Komşumuzu aradım. Acaba sizde ne yiyor diye. Onlar genellikle bu markette satılan tavuk kemiklerini veriyorlar. Böyle kaburga gibi olanları. Ve bunlar da çok seviyor. Canları istedikçe oradan acıktıkça gidip gidip yiyorlar. Genellikle tavuk kemiği veriyorlar. O yüzden mamayı istemedi. Ama yemesi lazım. Biraz üzerine ciğer suyu ekledim. Biraz tavuk suyu. O sayede yedi. Şimdi tuvaletini yapmasını bekliyorum. Çünkü kadınlar doğum yaptığında da öyledir. Böyle ilk tuvalet zordur. Kısırlaştırma operasyonu sonuçta ve ek bir operasyon, bacağında dikişleri var. Canı oldukça yanıyor. Ondan sonra daha iyi olacak. Biraz sonra ilaç da içecek. Değil mi kızım? Keşke birisi seni alsa, sahiplense, ne güzel olur ya. Şu gözlere bak maşallah. Resimle çizmeye çalışsan çizemezsin. Bu kadar güzel, bu kadar muntazam. Renk tonları bu kadar harika. Ama işte sokaklarda. Bir şekilde mamasını yiyor artık. İyileşmeye başladı kızım. Şimdi bu senin için değil. Bu doğum günü çocuğu için. Nice senelere. Dördüncü yaşın kutlu olsun. Senin değil. Kulak rahatsızlığı için ilaç kullanıyor. Ve ilacını da böylelikle almış oldu. Şimdi sıra geldi onların kahvaltılarına. İyileştin mi artık kızım sen? Hı? Dikişlerin de kapanırsa hepimiz rahat edeceğiz. Şimdi şuraya bırakacağım mamayı ki bu başlıkla yemek yemeyi öğrensin. Aslında bu ayaklı mama kapları olsa iyi olur diye düşünüyorum. Ama sadece ciğerlerini seçti. Mamaları da yiyebilirsin demek ki.